Alper Uluso ilk 45 dakikayı az önce bitirdi. 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü var Konya'da sayın seyirciler. Bol pozisyonlu ve enstantaneli bir maça tanıklık ediyoruz. Beşiktaş'ın öne geçtiği pozisyonda, Beşiktaş'ın öne geçtiği karşılaşmanın ilk yarısındaki tek golde şutu Talişka çekti. Atiba'ya çarptı ve Konya Spor ağlarıyla buluştu. Düzeltiyorum Babel çekti. Atiba'ya çarptı top ve Konya ile buluştu bu pozisyonda bir offside beklentisi oldu. Konya sporlu oyuncuların az önce ilk yarı biterken Eto'nun ceza sahasına doğru doldurduğu bir topta Tolgay elle mi oynadı yoksa oynamadı mı e, ama Eto'nun bir penaltı beklentisi vardı. E, ve hakem o pozisyonun birkaç saniye sonra devamında karşılaşmanın ilk 45 dakikasını bitirdi. Ve için 41. dakikada e, kafayla attığı bir golde de e, savunma oyuncusuna Pepe'ye faul yaptığı için gol geçerli kazanmadığı Alper Ulusoy faule kanaat getirdi Beşiktaş lehine. Ve çok önemli bir başka not var. Bu pozisyonların hepsini karşılaşma sonrası e, özet görüntü ulaştığında takım oyununda masaya yatıracağız kuşkusuz. Ama çok önemli bir gelişme var. Fenerbahçe derbisinde Pepe cezalı duruma düştü gördüğü sarı kartla ilk 45 dakikada. Hakikaten dolu dolu bir devre izledik. E, bakalım Erman Toroğlu'nun ilk yarıya. E, yapacağı yorum ne olacak? E, i̇kinci yarıya dair de tahminleri varsa alacağız Erman hocadan. Evet hocam. ilginç bir maç izliyoruz. Talişka ile Love bayağı bir yıprattı Konya savunmasını. Konya uzun süre rakip yarı alana geçmekte zorlandı ama bir sıfırdan sonra beraberlik için bastırdı diyebiliriz. Şimdi maçın ana fikri Mehmet Özdürek'te. Yani Konya'da. Beşiktaş normal oynuyor. Yalnız şey gibi hani voleybol vardır ya voleybol sahası. Bir grup burada, bir grup burada. Konya'nın bir grubu burada, bir grubu burada. Üç kişi ileride, diğerleri geride. Ortadan olacak. Topu kim getirecek? Kim servis yapacak? Tamam Eto Meto şey iyi de, ya Yahoviç falan iyi de oraya top nasıl gelecek? Onlar gol atması için topun oraya gelmesi lazım. Yani şöyle oynuyor. Kaleci bir, 7 0 3 yani Konya Spor'un taktiği bir kaleci 7 kişi geride orta saha 0 ileride 3 öyle söyleyeyim bütün 45 dakika Beşiktaş oynadı bütün 45 dakika Beşiktaş rahat rahat oynadı o kadar rahat oynadı ki yani aslında Beşiktaş'ın çok rahat açması lazımdı oyunu yani üç buçuk yapması lazımdı şu dakikaya kadar. i̇kinci devre Mehmet döner mi ne yapar onu bilemiyorum da. Yani Mehmet Beşiktaş bizi gelsin diye oynuyor. Yani gelsin diye oynuyor derken. Ben gol atayım diyor 3 kişiyle. Ya 3 kişiyle gol at da nasıl götüreceksin topu oraya? Yani uzun top planı Top oraya atmadı. Ama. Uzun toplan alabilecek adamlar değil. Yani inanılır gibi değil. Konya Spor futbolun feysini oynamadı ilk kere. Futbolun feysi yok Konya Spor'da. Alıyorlar veriyorlar orta sahada eriyor uzun atıyorlar gene eriyor. E nasıl, nasıl maç kazanacaksınız? Tamam Eto, tamam işte Yovic, tamam tamam da nereye kadar tamam bak. Top oraya gelecek, ceza alan içine getireceksin ki o adamlar çalım atacaklar, penaltı yapacaklar, şut atacaklar, verkaç yapacaklar filan. Bunların hiçbirisini yapmadı Mehmet Özdilek, yaptıramadı. Yani nasıl oynatıyor inanamadım. Ya diyecek ki Mehmet, ya kardeşim ben size bunu mu dedim ya siz hasta mısınız diyecek. Veya diyecek ki arkadaş pardon diyecek değişiklik yapacak. Şimdi Fofana ve Orkan yedeklerdeyken e, hem Eto hem Yahoviç fazla oldu Beşiktaş'a karşı diyorsunuz özetle. Ya fazla da değil ama bir şey yap yani fazla değil tamam da orta sahada nasıl yapıyorsun? Orta Artık sahaya bir ne de yapacaksın? geriye düştün. Beşiktaş takımı orta sahada rahat rahat oynuyor. Alıyor veriyor ve inanılır gibi değil ben şuna şaşırdım. Pepe gibi bir adam Real Madrid'de oynamış bilmem kaç sene. O foylu yapıp haftaya Fenerbahçe maçında oynanacak, oynamayacak. İnanılır gibi değil. Hocam yani bu inanılır maçın gibi başında değil. da bir faal vardı. bir hava topu mücadelesi. Yaptığı yer çok uzak bir yer. Yani hiçbir tehlike yok, hiçbir şey yok. Yani yapsan olur, yapmasan olur. Hani pozisyonu kapatırsın, adamı indirirsin, bir golden kurtarırsın. Dedim ki arkadaş ya takım için yaptın. Yani öyle bir kart aldı ki İlkini de alabilirmiş. Ben onu göremediydim İlk. Hava topu mücadelesi Yahovic Ama ikinci aldı. Ya kardeş niye gidiyorsun ya? Ne gereği var? Haftaya yoksun. E zaten şey e, vida ne olduğu belli değil. Tutturamadınız. Daha uyum sürecinde. E öteki de yok zaten sakat. Tanışan. Yani tuhaf ya bana tuhaf geldi. Ama e, Beşiktaş adına tabii şimdi Bayern Münih maçıyla Bayern Münih maçıyla kalkıyor Beşiktaş taraftar. Çok zorlu bir maç temposuna giriyor. Hem kupa, hem lig, hem Şampiyonlar Ligi. E Bayern Münih maçı öncesi sanıyorum Talişka Love ikilisinin uyumu e, Beşiktaşlılara e, hayli sevindirmiş olsa gerek diye düşünüyorum. Bak. Serkan, iyi bir yere geldin. Şimdi şöyle izliyorum 15 gündür işte Beşiktaş'ı yorum yapanları filan. İşte Orta sahada bozan adam lazım işte. Medel, Atiba işte o lazım, bu Tolgay lazım. Tolgay falan. Ya arkadaş. Bugün de Tolgay oynuyor. Arkadaş. Bu tip takımlara bu Bayern Münih, işte Juventus, Barcelona, Real Madrid bunlarla kafa kafaya oynayacaksan eğer. Orta sahada. Bozacaksın ama önce topu iyi kullanacaksın. Yani top senin ayağına geldiği zaman sen 4-5 pas yapabileceksin. Yoksa boz. Boz nereye kadar bozarsın? Bozarsın, for alırsın. Bozarsın, bozarsın. iki kırmızı olur. Atılırsın, tam bozulursun. Yani bu bozma olayını ben anlamıyorum. İşte Medel bozar, Atiba bozar, Atiba ile Medel'i oynatır. Ya tamam oynatsın da kim yapacak? Bozarak Bayern Münih ile baş edemezsin. Hele orada. Fizik olarak da iyi takım çünkü. Top oynayarak baş edersin. Ayağa top yaparak baş edersin. Adamı sinirlendirerek baş edersin. Topu çok iyi yaparsın. Yan top, ileri top, araya top, şut atarsın. Adam der ki ne oluyor lan der yani. Seni şimdi bir yerde küçük görecek. Bir yerde görecek. Ama sen 4-5 tane pas yaptığın zaman ne oluyor? Bir dakika pardon diyecek. Ama ben bozarım git indir boz, indir boz. Türkiye'deki hakemler ne orada. İndirirsin bozarsın, indirirsin bozarsın. Bir sarı alırsın, bir sarı alırsın, bir kırmızı alırsın, yanarsın. Bak bu lafımı unutma bir kenara yaz bozarak oynayamazsın. Koşarak, mücadele ederek, top oynayarak oynarsın bu tip takımlara karşı. Bu oynarsın da şimdi karşındaki takım iyi olunca sen de bir havaya girersin. Bir de o var. Karşındakiler iyi futbolcular çünkü. Evet Atiba'nın sırtıyla attığı golle Beşiktaş 1-0 önde tam çarptığı yeri gördüm hocam. Atiba gelen şutta sırtını dönerken ona çarpıp açı alan top kaleci Serkan Kırıntılı'yı da yanıltıyor. Serkan kontrpiyede kalıyor ve topağlarla buluşuyor. Ama çok net gol pozisyonları da var Beşiktaş'ın. Özellikle Talişka ve Love ikilisiyle bulduğu ciddi pozisyonlar var. Bir tanesi, iki tanesi karşı karşıya. Tarışka Konya'da karşı kaç karşı tane hücumcu kaldı. var? Efendim? Konya'da kaç tane hücumcu var iyi? Şu anda Jovic var, Eto var. Ee, Milosevic'i de hücumcu sayabiliriz. Ee? Pozisyonu var mı? Duran toptan yarattığı tehlike var bir tane. Ne abi? Evet. Pek ne abi pozisyonu var, var mı? E, ee, Üç tane golcüm diyorsun. Üç tane tehlikeli adam diyorsun. Pozisyonu yok. Kenarda da Fofana, Orkan var. Yani onlar da tehlikeli. Orkan biliyorsunuz Beşiktaş'tan kiralık oyuncusu. Aslında ikinci yarı oyuncu değişikliğiyle başlayabilir. Çok ilginç şeylere gebe maç. Bu arada Beşiktaş'ın yedek kulübesini sayarsak... Ee, şey, teknik direktör Şenol Güneş'in hem e, Bayern Münih hem de belki bir sonraki hafta hem ligde hem kupada karşılaşacağı Fenerbahçe maçlarına doğru bir rotasyon hamlesini de göreceğiz. Kovarejma yedek, Negredo yedek, Oğuzhan yedek, e, Adriano yedek. E, bugün Konya'da. Vida da yedek. E, ama kuşkusuz e, Vida şu anda Fenerbahçe maçında bir aksilik ve sakatlık olmadığı takdirde sahadaki yerini alacak gibi gözüküyor. Peki hocam genel olarak baktığınızda mesela Lens onu nasıl buldunuz? Koyarajman'ın yerini oynayan Tolgay bugün Oğuzhan yerine sahada ama hangisinin 11 olduğunu bilmeden, şimdi çok zorlu maçlarda bu oyuncular muhtemelen değişerek girecek, çıkacaklar. Beşiktaş'ın hakikaten çok zorlu bir maç temposu var önünde. Bayern Münih salı günü Fenerbahçe ile hafta sonu ligde içeride. Fenerbahçe'nin sonra kupada yarı final ilk maçı. Hocam öyle bakarsan bir yere varamazsın. Şimdi bu maçı oynayacaksın. Bu maçı almaya bakacaksın. Sonra Bayern Münih maçını oynayacaksın. Öyle gideceksin. Yani 5 maç, 4 maç bu maç çok zor. Buradan bu kadar puan çıkarırsa mesela bir yanlıştır. Yok öyle bir şey. Öyle bir sistem yok çünkü. Futbolcu bakacak bu maçı alacak. Alabilirse alacak. Sonra Bayern Münih maçı. Tek maç. Tabii maç maç bakmak lazım ama e, Atiba, Tolgay, Atiba e, göre daha iyi bir orta saha önlerinde de Talişka'yla. Bugün de onu gördük sanki. E oraya medel de sokuyor. Medel de geliyor. Oraya medel de sokuyor. Sokuyor da yani Bayern Münih maçı da bir farklı bir maç. Şampiyonlar Ligi maçı nasıl yaparlar bilmiyorum. Kenarlar da önemli. Bayern Münih kenarlardan getirip Lavandowski ile hava topu vuracak adam. Şimdi hava topu nasıl yapacak Beşiktaş? Beşiktaş hava topunu nasıl halledecek? Şimdi Pepe de yok şey Pepe orada var. Hı hı. Burada yok. Fenerbahçe maçında yok. E Fenerbahçe de o toplarında etkili. Fenerbahçe de o toplarında etkili. Onlar da yan toplarda iyiler. Hocam her şey olur. Mesela bana bin kere söylesen Pepe'nin bugün şu sarı kart alacağı aklıma gelmezdi Beşiktaş açısından. Üstelik sayın seyirciler bir de öncesinde de maçın başında da sarı kart ee, ...rahatlıkla hakem Alper Ulusoy'un sarı kart gösterebileceği... ...bir başka enstantane daha vardı. işte Joviç'le hava topu mücadelesi. Hakikaten o deneyimdeki bir oyuncuya yakışmayan... ...iki riskli hareket ve gereksiz anda... ...gereksiz bir Yüzde yüz bir noktada. tehlikeyi engelleyecek olur, kabulüm. Hiç öyle bir ha, şey ha yok talihsizlik oldu der, futbol bu der, ya geçersin. Golü engellersin, adamı indirirsin, sarı kart alırsın. Ama kimileri bakıyorum yapılan yorumlarda... ...ve size gelen sorularda tabii özetle daha detaylı konuşuruz ama... Ee, ...sarı karta katılmayanlar da var. Yani sarı kart gördüğü pozisyon sarı kart değildi diyen de... ...çok kişi var. Ee, görüntüyle bakmamız gerekecek o pozisyonlar. Bakacağız. Belki onun öncesindeki Yavovic'le hava topu mücadelesi de gelir ki... ...geliyor genelde. Ee, onu da bir inceleriz. Ama Konya Spor taraftarının ve maç içerisindeki Konya Sporlu oyuncuların... ...ve hatta devre sonunda Mehmet Özdilek'in... E, ...hem golde offside hem e, Eto'nun ceza sahasına doldurduğu topta... E Tolgay'ın elle oynadığı yönündeki itirazları hayli dikkat çekti. Yahop içinde bir tane sayılmayan golü var. Ee, onu vurgulayalım belki bunlardan biri ya da hepsi için görüntü gelmeden yorum yapmak istersiniz. Ben biliyorum da görüntü gelsin öyle yapalım. 3'lüyle yani daha üçüne dahil. Yani şimdi görüntüsiz yorum hiç gerek yok. Nasıl olsa görüntü Kafa gelecek. Kafa karıştırmayalım. Görüntünün Görüntüyle konuşalım. Görüntüyle yorum, yorum yapalım. Diyorsunuz. Ama önemli pozisyonlar var. Evet. Ee, öyle pozisyonlar ki bunlar eğer hakem hepsinde haklıysa mükemmel maç yönetti diyeceğiz. Ee, belki kimin de haklı, kimin de haksız olacak. O yüzden hani evet. Alper Ulusoy'un kariyer açısından da e, bugünkü o görüntüler içinde yapacağınız yorumlar e, bence önem taşıyor. Peki ikinci yarı nasıl bir ikinci yarı bekliyorsunuz? Artık ikinci yarıda da biraz Mehmet, daha Bayern'e bir bağlı. Mi? Siz evet olsaydınız ne yapardınız öyle sorayım. Yani e, Eto'yu ya da Jovici'yi bir tanesini alıp işte Orkan ne bileyim Fofana gibi bir değişikliğe mi giderdiniz? Her şeye rağmen gerideyken de olsa. Bir defa orta sahayı sağlam alırdım ya. Orta sahayı daha fazla tutardım. Orta sahada top tutardım. Orta sahada yaptıktan sonra ileride bulurum ben pozisyon. Bulurum pozisyon. Ama sen orta sahayı orta sahayı olduğu gibi Beşiktaş'a bıraktın. Bir düşün ilk yarıyı. Orta sahada Konya Spor yok. Oyunun tek hakimi Beşiktaş. Ben. Beşiktaş alıyor oynuyorlar. O kadar güzel ki sağdan sola solda. Hiç zorlanmadı Beşiktaş takımı. Antrenman yapıyor. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde. Konya Spor taraftarının takımına desteği tam etolu, Yahovic'li bir kadroyla sahada Konya Spor. Ama ilk yarı bekledikleri gibi geçmedi. E, i̇lk yarının bekledikleri geç, gibi geçmemesinin ötesinde tartışmalı pozisyonları bir kenara bırakırsak sayın seyirciler, e, rahatlıkla Beşiktaş'ın ilk yarıda 2-3 e, golü bulma ihtimalinin olduğunu da söyleyebiliriz. Şu anda ısınan bir kovarejma var. Sanki oyuna seni ilerleyen dakikalarda alacağım şeklinde bir talimat gelmiş gibi Kovalecma'ya. E. Tabi Bayern Münih maçı öncesi olduğu için aslında her maçta, her maçın tamamında oynamak isteyen ve sıklıkla da oyundan alındığında tepki gösteren Kovalecma'nın bu kararı sükunetle karşılayacağına eminiz. Yani beni Bayern Münih'e saklıyor diye düşünüyordur. Hele hele ilk yarıdaki lensi görünce, yani tamam çok kötü değil belki ama lens beklentiyi karşılayamadı. Ama Lens bu sene hiç karşılayamadı. Kendisi de söylüyor zaten. Diyor ki yani ben böyle oynayamazsam yani şunlar yokken oynayamazsam nasıl olsa oynatmayacak beni diyor. Öyle bir havaya girmiş yani. Veresiye şey oynuyor. Yani Fuzuli, kenarda Fuzuli bir adam. Evet, puan kaybına ligde tahammülü olmayan bir hafta. Bundan sonra aslında ligin zirvesindeki hiçbir takımın puan kaybına tahammülü yok. Aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalist. Aynı zamanda namalup şampiyonlar liginden gruptan çıkıp Bayan Münih ile eşleşmiş bir Beşiktaş. Ee, çok kritik e, virajda artık ve virajda gidiyor ilk maç için. ilk maçın ilk 45 dakikası için iyi şeyler yapıldı. Ee, ama artık ikinci yarıda böyle bir vites düşürme olabilir mi hocam Bayern Bir oyuncu değişikliği de Şenol Güneş düşünebilir 65'ten mi? 65'ten sonra Beşiktaş takımı oyuna ne kadar asılacak, ne yapacak düşme olacak mı? Futbolcuların kafasında Bayern Münih maçı var. Biraz ayağının burnu mı sokacaklar? Şimdi bir sıfır götürüyorsun iyi. Mesela maç bir bir olursa işin rengi nasıl olur? İşin rengi tamamen değişebilir. Sinirlik olabilir. Tempo düşebilir. Yani enteresan bir 45 dakika izleyeceğiz. Meşiktaş bence ilk yarıyı çok rahat bitirebilirdi bir 2-0-3-0. Evet. Ve bitirmesi gerekiyor? Belki kızgındır diye. yani şu anda Şenol Bey. Kesinlikle. Ya atsaydınız da hani bir rahat rahat ikinci yarı yani oynasaydık. Şu Konya'ya yapması lazımdı ama şimdi ikinci yarı bilmiyorum tabii yani. Her şey değişebilir. Her şey olabilir. Evet. Kuvarecma. Pepe saçma sapan bir iş yapıp atılabilir. Kuvarecma ve Vida. Çünkü Pepe'de istiyorlar. bir taflık var. Yani e, belki Çelek konsantre değil. Yapıyoruz. Belki o da işte Bayern Münih maçını düşünürken evet takımlar sahaya çıkıyor. Fofana oyuna girdi. Fofana oyuna girdi beklediğimiz gibi. Eto'yu da gördüm. Yahoviç'i göremedim. Hem Fofana hem Eto. Hem...